Süreyya Hocam, yan etkilerinden bahsettiniz. Peki bu yan etkilere karşı yapılması gerekenler nelerdir? Radyoterapi uygulaması sırasında hastamızda yan etkiler gelişmektedir. Yan etkilere karşı neler yapılır? Diyelim ki akciğer tümörlerinin ışınlanması sırasında hastada gelişen yutma güçlüğü, halsizlik gibi şikayetler olduğunda hastadan önce hemogram dediğimiz kan sayımına bakmamız gerekiyor. Kan değerlerinde düşme var mı diye. Eğer onlarda bir düşme varsa ona yönelik kan değerlerini yerine koymaya yönelik tedaviler yapmaktayız. İkincisi, bazı şuruplar veririz ki yutma güçlüğünü rahatlatsın, ağrı kesiciler, şuruplar veririz ki hasta daha rahat yutsun, beslensin. Beslenmesi bizim için çok önemlidir. Yine bağırsak tümörlerinin ışınlanması sırasında hastalarda gelişen ishal gelişir. İshal için de hastamıza ishali engelleyici haplar vermekteyiz. Düzenli beslenmesinde nelere dikkat etmesiyle ilgili işte yağlı gıdalardan uzak durmasını isteriz. Daha fazla işte muzlu, patates püresi, pirinç lapası bunları yemesini isteriz. Yine meme kanserlerinin tedavisi sırasında ciltte oluşabilecek kızarıklık yan etkileri için de hastamız için düzenli kullandığımız kremlerimiz var. O kremleri hastamıza yazarız ve bu kremleri hastamız düzenli bir şekilde kullanır ki tedaviyi daha konforlu bir şekilde atlatsın diye. Peki pamuklu yumuşak giysilerde giymesi gerekir mi deride karşı hocam? Pamuklu kıyafet giymesini isteriz. Naylon türü şeyleri giymesini istemeyiz, sentetik olanları. Özellikle meme tümörlerinde pamuklu kıyafetler giymesini isteriz. Rahat hareket edebileceği kıyafetler giymesini isteriz. İşte bağırsak tümörlerinde de hani kullandığımız hastanın çok sıkı dar pantolon giymesini istemeyiz. Daha rahat, hastanın daha rahat hareket edebileceği kıyafeti giymesine özen gösteririz. Yine beyin tümörlerinin ışınlanması sırasında hastanın güneş ışığından uzak durmasını isteriz. O yüzden şapka kullanmasını isteriz hastalarımıza. Yine yeri geldiğinde güneşten korunmak için gözlük kullanmasını da çok sık olmasa da zaman zaman hastanın hangi bölgesi ışınlanıyorsa ona göre önerilerimiz olur. İştahsızlık için ne önerirsiniz hocam? İştahsızlık için hastanın önce bir kan değerlerine bakarız. Eğer kan değerlerinin arasında kan değerlerinde düşme varsa, demir eksikliği varsa o demiri yerine koymamız gerekir. Bu iştahı bir miktar yerine getirecektir zaten. Yine hastalarımız için, kanser hastaları için özel olarak üretilmiş şeyler vardır. Proteinden zengin içeceklerimiz vardır. Bunları öneririz. Özellikle arginin ve glutaminden zengin mama dediğimiz meyve suyu şeklinde gıdaları öneririz. Bunlarla vücudumuzun proteini yerine gelsin ki hastamız daha fazla iştah yerine gelsin. Daha fazla beslenmesine dikkat etsin diye. Gıdaları iyi çiğnemesi. Uyguladığımız kanseri tedavisini uyguladığımız bölgede diyelim ki baş boyun tümörleri ise çok iyi çiğneyip katı gıdalar değil de yumuşak gıdalar tüketmesini isteriz. Yumuşak gıda ama proteini yüksek olan gıdaları özellikle kullanmasını isteriz. Protein yara iyileşmesinde de çok önemli olduğu için bunun üstüne altını çizerek dikkat etmemiz gerekir. Protein derken ne tavsiye edersiniz hocam? Protein şöyle yapıyoruz. Biz kendi kliniğimizde diyetisyenimizle birlikte çalışmaktayız. Diyetisyenimize şunu söylüyoruz. Hastamıza şu bölgeden ışın tedavisi uyguluyorum. Bu tür yan etkiler gelişmektedir. Diyetisyenimiz de ona uygun diyet listesi veriyor. Daha profesyonel oluyor ve hasta bazlı olduğu için de daha güzel cevaplar alıyoruz. Tedavimizi de aksatmadan, beslenmeyle ilgili tedavimizi aksatmadan yolumuza devam etmiş oluyoruz. Işın tedavisi sırasında sigara içmemesi gerekiyor hastanın, alkol kullanmaması. Evet, ışın tedavisi sırasında sigara içmesini istemeyiz. Çünkü özellikle akciğer tümörlerinde ne kadar oksijeni yüksek olursa doku, bizim ışın tedavisinin ışın tedavisinin
faydası çok daha yüksek olur. O yüzden sigarayı tamamen bırakın diyemiyorum. Çünkü o da hastayı çok fazla strese sokar. Düzenli bir uzman gözetiminde sigarayı bırakmasını tavsiye ediyoruz. Ama asla tedavi sırasında sigara içmeyin diyoruz. Çünkü bizim radyoterapinin etkinliğinin daha iyi olması için sigaralı ortam, sigara kullanması olmaması gerekiyor. Peki Züleyha Hocam, tedavi sürecindeki takipten de izleyenlerimize bahsedebilir miyiz? Hastamızın tedavisi bitiyor. Hastamızın radyoterapisini uyguluyoruz. Tedavisi bitiyor. Hastamıza epikriz veriyoruz. Bu epikriz hastamıza ne kadar doz tedavi uyguladık, ne kadar zamanda uyguladık, hangi bölgeye uyguladık diye detaylı yazan bir rapordur. Bunu verdikten sonra hastamızı düzenli bir şekilde 3 ayda bir kontrollerini yaptırmaktayız. Ama kanser tedavisinde sadece radyasyon onkoloğu değil, aynı zamanda kemoterapi doktoru ve cerrahi doktorları da tedavinin birer parçası olduğu için bu takipleri zaman zaman kendi aramızda bölüştürmekteyiz. Zaman zaman hastalarımızın takibini genel cerrahi, zaman zaman medikal onkoloji, zaman zaman da radyasyon onkoloğu olarak bizler yapmaktayız. Sıkı gözetimden uzaklaşmamasını söylüyoruz hastalarımıza. Özellikle tedaviden sonraki ilk 2 yıl bizim için çok önemlidir. İlk 2 yıl hastalığın tekrarlaması ile ilgili riskli bir dönemdir. O dönemde sıkı takibe devam etmemiz gerekiyor. 2 yıldan sonraki 5 yıla kadar olan süreç de çok önemlidir bizim için. 5 yıla kadar da düzenli bir şekilde kontrollerimizi, görüntülemelerimizi, kan biyokimyalarımıza baktırtıp fizik muayenelerini hastamızın yaptıktan sonra gerekli olan gelişen yan etkiler, hastaya uygulanan radyoterapiden sonra diyelim ki yan etki gelişti ve bu yan etkiler uzun süreli oldu. Bunun uzun süreli takiplerini de sonuna kadar yapmaktayız. Hastanın bazen bu yan etkileri hastalığın bulunduğu, kanserin bulunduğu hücreyle, dokuyla da alakalı olabilir. Onun için yapılabilecekleri, hastamıza ne kadar faydasını olabileceğini, biz neler yapabileceğimizi hastayla konuşuruz. Birlikte ortak bir şekilde karşılıklı fikir alışverişinde bulunup yolumuza devam ederiz diyebilirim. Züleyha Hocam, kanser hastalığı tekrarlar mı? Kanser hastalığı tabii ki tekrarlayabilir. Özellikle ilk 2 yılda düzenli takip yapılması gerekir hastalarımızın. Her hastada kanser hastalığı tekrarlamaz ama belli bir risk vardır. Bu riski de göz önüne alarak düzenli takiplerimizi, kontrollerimizi yaptırmamız gerekiyor hastalarımıza.